Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Semeratul hilafi fi delaletil ammi. Ammın mefhumunda, medlulünde, delaleti hakkında ihtilafın sonucu, neticesi. Hani bazılarına göre am delaletinde katiyet ifade eder. Bazılarına göre zan ifade eder. Ve farklı görüşler var. وَقَدْ تَرَتَّبَ عَلَى خِلَافِ الْعُلَمَاءِ Ulemanın bu hilafına, ihtilafına terettüp etti. Sonuçlandı. فِي قُوَّةِ دَلَالَةِ الْعَامِ Âmin delaletinin kuvveti hakkında. Yani gücü hakkında. اِي مِنْ جِهَةِ قَطْئِيَّتِهَا Kat'iyeti yönünden اَوْ زَنِّيَّتِهَا ya da zanni olması yönünden delaleti, âmın delaletinin gücü hakkında ihtilaf varmış. Yani kat'iyet mi ifade eder, zanniyet mi ifade eder konusunda efendim vardır, ne vardır? İhtilafühüm fi emreyn. Ya da وَقَدْ تَرَتَّبَ عَلَى خِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي قُوَّةِ دَلَالَةِ الْعَامِ Ne terettüp etti? İhtilafühüm. Burada terettebenin faili. Alimlerin farklı görüşlere sahip olmaları sonuçlandı fi emreyni iki hususta, iki emirde. Demek ki bütün bu ihtilafların sonu iki hususta özetlenecek. El emrul evveli birinci husus taksisu amil Kur'an'ı Kur'an'ın umum mana ifade edeni taksis etmek neyle? Bi hası haberil ahad haberi ahad olan hasla, muhassısla. Yani Kur'an'ın umumu haberi ahadla taksis edilir mi edilmez mi meselesi. Fel ulema'u alimler müttefikune ittifak edicidirler, söz birliği halindedirler ki ala ennel lafzal ammel varide fil Kur'an Kur'an'da gelen umum lafızlar yecuzu taksisuhu onları taksis etmek caiz olur bil Kur'an Kur'an'la. Yani Kur'an'ın umumunu Kur'an'la taksis caiz mi? Caiz. Bunda ittifak var. Ev bis sünnetil mütevatirati ya da Kur'an'ın umumunu mütevatir sünnetlerle, hadislerle taksis etmek caiz mi? Bunda da ittifak etmişler. Caiz. Muhammed anlaşıldı mı? Kur'an'ın Kur'an'la taksisi. Kur'an'ın umumunun Kur'an'dan yani ayetlerle taksisi. Kur'an'ın umumunun efendim yani sünnet-i mütevatirle taksisi konusunda ittifak etti alimler. Velakinnehum ancak alimler yahtelifune ihtilaf ediyorlar fi cevazi taksisihi fi cevazi taksisihi umumu taksisin cevazında fi cevazi taksisihi neyle bi sünnetil ahad ahad haberlerle efendim ayetin umumu taksis edilebilir mi, edilemez mi? Bunun cevazı konusunda ihtilaf ettiler. Öyle değil mi? لِيَنَّ الْقُرْآنَ Çünkü Kur'an قَطْئِيُ السُّبُوتُ Sübutu kat'i. Şimdi Kur'an'ın esası budur. Sübutu kat'i, delaleti kat'i. Sübutu kat'i, delaleti zanni olabilir ayetler. Hadislerde sübutu efendim kat'i delaleti kat'i, sübutu zanni, delaleti zanni olabilir. Tamam mı? Şimdi burada ayetlerin sübutu kat'idir. Sübut ne demek sübut? Muhammed? Yani bir Allah tarafından yok. Allah tarafından olduğunda ihtilaf yoktur. Sübut bir demek. Kaynağı itibariyle Kur'an hüküm değil. Hükümlerde sübut kat'iyet olmayabilir hepsinde. Yani Kur'an'dan mesela emirlerden ibaha için olan var, tehdit için olan var, tahhir için olan var. Ama sübutu kat'i. Hangi ayet olursa olsun Allah tarafından olduğu sabit. Kat'i. Sübutu kat'i bu demek. Ve sünnetül ahadiyyetü sünneti ahadiyye ya da ve sünnetel ahadiyyete o şeyi atfedeceğiz onu. Leennel Kur'an'ı atfedeceğiz. Ahad yoluyla gelen hadisler zanniyyetü sübuti bunların sübutu zannidir. Sübutu zanni peygamber tarafından olduğu ravilerin haline göre efendim nedir? Bunlar zannidir. Kat'i değil. Neymiş bunlar? Zanniyetü sübut. Peki o zaman
Fela yakve zanniyü, zanni olan bir delil güçlü olamaz. Ala tahsisil kat'iyi, kat'i olan bir şey tahsis etmeye. Madem ahad hadisler zannidir, sübutu zannidir, zanniyeti sübuttur, sübutu peygamber tarafından olduğunda kesinlik yok. O zaman kat'i olan ayetlerin umumunu tahsise yeterli değil. Güç sahibi olamaz bunlar. Anladın mı? Fela yakva, kaviye yakva. Ve hâzâ bu mâ gâle bihil ahnâfü. Bu görüş kimin görüşü? Hanefilerin söylediği görüştür bu. Hanefiler Kur'an, Kur'an'la tahsis edilir mi? Edilir. Bütün mezhepler böyle. Kur'an sünnet-i mütevatirle tahsis edilir mi? Edilir. Bunda şüphe yok. Ama Kur'an'ın sübutu kat'i olan, Kur'an'ın sübutu zanni olan ahad hadislerle efendim tahsisi caiz midir, değil midir? İşte burada Hanefilerin farklı görüşleri var. Fela yecuzu indehum, Hanefilere göre caiz olmaz. Buraları iyi muhafaza edelim çünkü aşağıda meseleler gelecek. Hanefilere göre caiz olmaz. Taksisu ammil Kur'an, Kur'an'ın umum manasını belli şahıslara hasretmek, bir sünnetil ahad, ahad sünnetlerle, ahad haberlerle. Yani meşhur değil, mütevatir de değil, ahad. İlla ancak ahad sünnetle Kur'an'ın taksisi yapılabilir mi? İza hussisa âmmül Kur'an, Kur'an'ın umum manası, delaleti taksis edildiği zaman bir muhassısın, bir muhassıs da taksis edici şeyle fi kuvvetihi âmmın gücünde kenassın minel Kur'an, Kur'an'dan bir nas Kur'an'ın umumunu taksis ediyor. Anladınız mı? Kur'an'ın umum manayı ifade edeni Kur'an'dan bir ayet taksis ediyorsa ev bi sünnet-i mütevatiretin ya da Kur'an'ın umumu sünnet-i mütevatire ile taksis ediliyorsa ondan sonraki taksis edileni de sünnetler taksis edebilir diyor. Dikkat edin. Leennehu efendim çünkü bu am bade taksis, taksisten sonra yasiru zanniyyed delale. Delaleti zanni olur taksisten sonra. Şimdi zaten umum taksis, umum Hanefilere göre efradını kapsamada atiyet ifade eder. Tahsis edildikten sonra geri kalanlar zan ifade eder. Öyle demedi mi? Ama cumhura göre tahsisten önce de sonra da zan ifade eder. Ha, işte burada diyor tahsisten sonra âmmın delaleti zannidir. Öyleyse feyuhassısuhu ma huve zanniyyün. Demek ki âmm Kur'an ve sünnet-i mütevatirde tahsis edildikten sonra geri kalan o am, geri kalan kısmı zanni olan delillerle tahsis edilir. Yani haber-i ahadla tahsis edilir. Acaba anlatabildim mi? Demek ki Kur'an ayetleri, Kur'an ayetlerinin umumunu tahsis ediyor. Ya da mütevatir hadisler ayetleri tahsis ediyor. O tahsisten sonra geriye kalan amı, amın geri fertlerine şumur vardı ya, onu da zanni deliller ki haber-i ahad tahsis edebilir. Yoksa genel kat'i, delaleti kat'i olan efendim Kur'an ayetlerini tahsis edemez diyor. Ke haberil ahadi, ahad hadisler gibi. Bunu kim söylüyor? Hanefiler. Ve yekulune yine Hanefiler diyorlar eydan yukarıdaki sözleri gibi. İnne taksisel ammi, umumu taksis etmek min kabilil beyan, beyan kabilindendir. Neylil muradi minhu, o ammdan murat neymiş? Onu beyan kabilinden. Ammdan murat onu tahsis etmek bu manadaymış. Öyleyse fela budde elbette gereklidir. En yekûnel mübeyyinü açıklayanın olması fi kuvvetil mübeyyen, mübeyyen kuvvetinde olması ev ekvâ minhü ya da ondan daha kuvvetli. O zaman ağamlardan maksat, ağamların tahsisinden maksat neymiş? Efendim onu beyan etmek, beyan etmek. Öyleyse beyan eden beyan edilen gücünde olacak. Ya da beyan eden, beyan edilenden daha güçlü olacak. O zaman ağamlar efendim kuvvetlidir. Şeyler söyleyin, haber ahadlar zayıftır, zannidir. Zanni olan bir şeyle kuvvetli olan bir şey ne olmaz? Tahsis edilmez diyor. Demek ki genel manada Hanefilere göre
haberi ahatla ağamlar tahsis edilmez. Ancak ayetle veya sünnet-i mütevatire tahsis edilen edildikten sonra ağamları geri kalan ağamı haberi ahatlar tahsis edebilirmiş. İşte bu. Burayı iyi muhafaza edeceğiz. Şu kapıya yine dikkat edelim. Dolayı ki gelirlerse ses. Ve inde gayril ahnaf. Hanefi olmayanların dışındakiler. Hanefi olanların dışındakiler. Ahnaf olmayanlar. Ve hüm cumhurulema. Bu da diğer müştehitlerin tamamı. Onlar diyorlar ki yecuzu taksisul lafsul amil varidi fil Kur'an. Kur'an'da gelen umum mana ifade eden lafzın taksisi caiz olur. Neyle? Bil lafzıl hasıl varidi fi sünnetil ahad. Ahad hadislerde varid olan has lafzıyla efendim taksis edilebilirmiş. Yani sünnet-i ahad Kur'an'da varid olan umum mana ifade eden lafızları taksise yeterlidir diyorlar. He? Cumhur böyle diyor. Lenne haberel ahadi, çünkü haberi ahad inkâne zanniye sübûti, eğer sübûtu zanni olursa fehüve kat'iyyüd delâle, delâleti kat'idir. Niçin? Likevnihi hâssı. Bu kimin görüşü? Cumhurun görüşü. Yani sünneti ahad, haberi ahad her ne kadar sübûtu zanni olsa da diyor, delâleti kat'idir diyor. Delâleti kat'i olan, delâleti kat'i olanı tahsis edebilir diyor. Cumhur böyle diyor. Öyleyse ve ammül Kur'an'ı Kur'an'ın umumu inkâne olursa kat'iyye sübut, her ne kadar Kur'an'ın umumu sübutu kat'i olsa da, yani Allah tarafından olduğu kesin olsa da fehüve zanniyyüd delâle, delâleti zannidir. O zaman haberi ahad delaleti sübutu, yok sübutu zanni, delaleti kat'i. O zaman delaleti kat'i olan, delaleti zanni olanı tahsis edebilir diyor. Delaleti kat'i olan haberi ahad, sübutu zanni, delaleti kat'i. Öyleyse delaleti zanni olan, onlara göre ağam delaleti zanni ifade ediyor. Delaleti zanni olan bir şeyi tahsis edebilir diyor. Bunlara tabi örnekler verecek. O zaman feteadela, birbirine denk oldular. Muadil. Feteadela, birbirine denk oldular. Mesela hasın sübutu zanni, delaleti kat'i. Ammın da cumhura göre sübutu kat'i, delaleti zanni. He? Evet. O zaman delaleti kat'i olan, sübutu zanni olan şeyi tahsis edebiliyor. Birbirine denk oldu bak. Hatta beyan eden ya da tahsis eden ötekinden daha güçlü oldu. Öyle mana oldu şimdi burada. Öyleyse fecaze caiz oldu. En yuhassasa amül Kur'an'ı, Kur'an'ın genel mana ifade eden, umum mana ifade eden lafızlarının tahsisi ne ile bir hasıl ahad, ahad hadislerle tahsisi caiz. Çünkü ahad sünnetler sübutu zanni, delaleti kat'i. Umum mana ifade eden Kur'an lafızlarının sübutu kat'i, delaleti zannidir. Peki ve minel emsileti misallerdendir. Li taksisatı umumatil Kur'an, Kur'an'ın umum manasını tahsis edenler için misallerdendir. Neyle tahsis? Bi ahbaril ahad. Ahad haberlerle, ahad hadislerle. Ne taksisu kavlihi ta'ala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celilin taksisi. Cumhur bunları delil getiriyor. Ne diyor burada cumhur? Hurrimet aleykumul meytetü. Size murdar hayvan haram kılındı, onu yemeniz. Şimdi burada bir umum var mı burada? Bütün murdarlar. Kendi halinde ölenler daha doğrusu. Kesilmeden ölenler. Ne ile tahsis edildi bu? Bi kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizin sözüyle. O sözde neymiş? Hüvet tahuru ma'uhu elhillü meytetuhu. Denizden bahsederken ne buyuruyor peygamberimiz? Onun suyu temizleyicidir ve onda ölen de temizdir. Bak oradaki o ağamı ne yaptı bu? Taksis etti. Yani o karada kesilmeden ölen hayvanlar leştir, murdardır, laşedir.
Yoksa denizde ölenler oradan istisna edilmiş. Eğer bu hadis olmasaydı, o zaman denizde de ölse, denizde kesilmeden ölenler de haram olması gerekirdi. Anladınız mı? Peki. Burada neyi tahsetti burada? Meyti. Hadis-i şerif burada ahattır. Ahat yolla gelmiş. Ayetin umumunu tahsetti. Ve hadithu şu hadis-i şerif la yetevarasu ehlü milleteyni şetta. Farklı iki dinin mensupları birbirlerine varis olamaz. Müslümanla gayrimüslim. Gayrimüslimle müslim. He? Mesela ihtilaf-ı din. Yani mevani'ul irs. İrse mani olan şey dört tane. Ne? İrse mani olan katil. Yani burisini öldürmesi. Rik, kölelik. Ondan sonra ihtilaf-ı din. İhtilaf-ı dar. İhtilaf-ı din. Birisi Müslüman, biri gayrimüslim. Mesela iki kardeşten biri Müslüman olsa, biri gayrimüslim olsa, efendim ona varis olamaz. Hiçbirisi diğerine varis olamaz. İhtilaf-ı dar da biri İslam ülkesinde, biri Darül Harp'te. Efendim o da ona varis olamaz. Peki, hassasa ya da hussasa umumul varisi, umum varis tahsis edildi. Fi ayatil mevaris. Mevaris ayetinde, yani mirasla ilgili ayetlerde bütün şeyler tahsis edildi. Mesela nasıl? Anladınız mı orayı? Ve hassasahu idan hadisü. Mesela varisin umumunu miras ayetlerinde hadisler tahsis ediyor. Hadisler hamuru işte, tahsis bu işte. İki farklı milletin, millet derken burada ırk demek değil. İki farklı dine mensup olan kimseler birbirlerine varis olamazlar. E bu hadis-i şerif ne yaptı? Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzul ünseyeyn ayetinin umumunu ne yapmış oldu? Tahsis etmiş oldu. Ve hassasahu yine miras ayetinin umumunu tahsis etti. Eyden yukarıdaki gibi hadisü la yeritül katilü katil varis olamaz. Murisini kasten öldüren kimse onun malına varis olamaz hadis-i şerif. Halbuki yusikumullahu fi evladikum Allah sizin çocuklarınız hakkında şöyle şöyle mirası emrediyor dediği zaman o umumdur, anladınız mı? Umum, onu ne tahsis etmiş burada? Hadis-i şerif. Ne? O hadis-i şerif hangisi? La yeritül katilü katil varis olamaz. Kasıtlı murisini öldüren kimse varis olamaz. Hadis-i şerifi haberi ahattandır. Ayetin umumunu tahsis etmiş. Ve hususa umumu kavlihi teala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli cellinin umumu tahsis edildi. Genel manası. Ve sariku ve sarikatu fakda'u eydiyehuma. Burada mutlak zikredildi. Dikkat edin. Edin. Umum. Hırsızlık yapan erkek, hırsızlık yapan kadının ellerini kesin. Burada şartlar falan yok. Dikkat edin. Kim hırsızlık yaparsa yapsın ellerini kesin. Devlete Cenab-ı Hak emir veriyor. Bu umumdur. Bir kavli neyle tahsis edildi bu? Bir kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin şu sözüyle. Hangi sözü? La kat'a fi akalle min rub'u dinar. He? La akalle la kat'a el kesilmez, el kesilmesi yoktur. Fi akalle azında min rub'u dinar. Bir dinarın dörtte birinden azında kesme yok. Mesela bir dinarın dörtte biri. Dinar kaç gram? En az 4 gram. 4.18 diyen de var. Efendim 4.6 olursa ne olur? 96 gram eskiden. Onu şimdi 96'yı neye bölerseniz, 20'ye bölerseniz ne düşer? 96'yı 20'ye böldüğümüz zaman, evet, 96'yı 20'ye bölerseniz onun gramı çıkıyor, dinar çıkıyor ortaya. 96 bölü 20. 20'ye böldük. 20 miskale bölüyoruz. 20 miskal eşittir 4.8. Yani bir dinar 4.8 olursa zekatın nisabı 96 gram olur. Eskiden 96 gram üzerinden hesap ediliyordu. Diyanet de bunu kabul ediyordu. Şimdi 80 gram ve 0.18.
Yani yarım gram bile değil 80 gramdan sonra. 18 santim gibi filan. Şimdi bir dinarın o zaman dörtte birinden az. Bir dinar o zaman ne kadar? 4 gram, 5 grama yakın. Onun dörtte biri ne yapar? 1.25 gibi yapar. 1.20 gibi filan yapar. 1.20'den aşağı olursa buna göre. Ama 80 grama göre olursa o zaman 80 gramın bir dinar 4 dirhem. 4 gram. 4 gramın o zaman dörtte biri 1 gram. 1 gramdan aşağı olursa altın cinsinden bu kadar bir malı çalarsa ya da bunun değerli bir malı eli kesilmez. Halbuki yukarıda ayette ne diyor? وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْدَعُوا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَ كَالَ مِنَ اللّٰهِ Böyle buyuruyor. O zaman bu umumu neyi tahsis etmiş oldu? Hadis-i Şerif. Hadis-i Şerif hangisi? Bir dinarın dörtte birinden aşağı çaldığı zaman efendim bir hırsız bilerek de çalsa bunda el kesilmezmiş. Peki ve hadithu la tunkahul mar'atu ala ammetiha ve la ala halatiha. Bu hadis-i şerif de hassasal umumel varide fi kavli taala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celilinde gelen ve bütün umumu umuma şamil olan ayetleri tahsis etti. Yani oradan bazılarını istisna etti, çıkardı. Mesela o neymiş? Ve uhille lekum ma vera'e zalikum. Bütün bu yukarıda sayılanların dışında kalanlar size helal kılındı. Ne entebtegu bi emvalikum. Mallarınızla efendim talep etmeniz, mehir vermek suretiyle. Muhsinin, muhsin oldukları halde. Gayre müsafihin, zina edici olmadıkları halde. Müsafih, müsafih zina edici olmayanlar. Gayre müsafihin. Şimdi biz bu ayetten önceki ayet hangisiydi? Bu ayetten önceki ayet. Hurrimet aleykum ümmehatukum ve benatukum ayeti kimlerin kimlere nikahının haram olduğunu umumi olarak ne yaptı? Beyan etti. Sonra ve uhille lekum ma vera zalikum. Burada da bir umum var. Bu yukarıda haramlığı beyan edilenlerin dışında kalanlar size helal kılındı. Bunlar şimdi peki o zaman bir kadınla yeğeninin bir kadın halayla bir yeğenin ya da bir teyzeyle bir yeğenin aynı ki halde toplanması Kur'an'da zikredilmedi. O zaman bu bunun dışındakiler sizin için helal kılın deyince bunlar da oraya dahil mi? Onu da yukarıdaki hadis-i şerif tahsis ediyor. Bak tahsis hangisini o? Mesela وَلَا تُنْكَهُ الْمَرْأَةُ kadınla evlenilmez. Ala ammetiha halası üzerine. Ve la ala halatiha teyzesi üzerine. Mesela bir adam bir kadınla evlense onun halasını ya da teyzesini kendisine aynı nikah altında ikinci hanım yapabilir mi? He? Yapabilir mi yapamaz mı? Yapamaz. Nereden anlıyoruz bu Kur'an'da yok. Kur'an'ın umumunda halbuki diyordu ki ve uhille lekum ma vera zalikum ve hurrimet aleykum ummahatukum ayetini siz hepsini okuduğunuz zaman bunlar yoktur. Yani bir kadının halası üzerine, bir kadının teyzesi üzerine evliliğinin olmayacağı Kur'an'da yok. O zaman o umumdan tahsiden bu hadis-i şerif işte. O zaman bir kadınla teyzesini, bir kadınla halasını bir nikah altında toplamakta helal kılınmaz. Bunu şimdi bu hadisleri biz bilmesek nasıl cevap vereceksin? Nasıl anlayacaksın? Bu hadisler sahih hadis. Ama ahad hadis bunlar. Cumhur'a göre ahad hadiste ayetlerin umumu tahsis edilir mi edilmez mi? Edilir. Tahsis edilir. Edildi işte. Fevuku tahsis. Tahsise gelince tahsisin meydana gelmesi. Bir sünnetil ahad. Ahad hadislerle li umumil Kur'an'ı Kur'an'ın umumunu ve ihticacı bihi onunla delil getirme delilün ala sıhhatihi demek ki ahad sünnetlerle tahsisin oluşması Kur'an'ın umumunu ahad sünnetlerle tahsis ve onunla delil getirme neyin sıhhatine delildir? Ahad hadislerle umum manal ifade eden ayetleri tahsis etmenin caiz olduğuna delildir bunlar diyorlar cumhur. Anladınız mı? Vel hanefiyyetü
Hanefiler yücibune, cevap veriyorlar. Alâ hüccetil cumhur, cumhurun bu delillerine. Ne diye cevap veriyorlar? Benne taksise bihâdihil ehadîs. Bu hadislerle umumları taksis etmek li ehadî sebebeyin, iki sebepten biriyledir. Yani buradaki umum ayetlerin bu ehad hadiste taksis edilmesi iki sebebe bağlı. Hele böyle birincisi, İmma enne âmmel Kur'ani, Kur'an'ın umumu hususa bir delilin kat'iyyin. Evvela kat'i delile tahsis edildi. Fesaret telâletuhu alel bâgî, o zaman o umumun geri kalanlara, tahsisten sonra geri kalan fertlere delaleti min efradihi fertlerinden zanniyeten zanni oldu. Öyleyse fecaze tahsisul umumi fil bâgî, âm tahsis edildikten sonra geride kalanları ifade eden umumu tahsis etmek caiz oldu. Bir delilin, zanniyin, zanni delille. Zanni delil hangisiydi? Ahad hadis. İmam Azam da böyle diyor ya da Hanefiler böyle diyorlar. Diyorlar ki önce ayetlerin umumu ayetlerle tahsis edildi. Sonra ayetin tahsisinden sonra geri kalan üzerinde o umum ayetler zan ifade eder. O zaman öyleyse zanni delillerle zan ifade eden efendim umumu tahsis etmek caiz. Aslında sonucunda aynı da fakat sadece biraz yöntem değişikliği var. Yani cumhur direkt tahsis eder diyor. Bunlar da diyor ki tahsistan sonra tahsis edebilir ahad hadis. Tahsistan sonra tahsis. Evet. İmma orayı okuduk. Kema fi ayeti ve uhille lekum ma vera zalikum de olduğu gibi. Şimdi buradaki ma vera'deki ma umum lafızlardan. Fe inne ma lafzı lafzun amün efendim umum lafızlardandır. Yeşmelü kapsar bi umumihi umum ifadesiyle el müşrikati ve gayrahunne kimleri kapsıyor? Müşrike olan kadınları da müşrike olmayanları da kapsıyor. Şimdi mesela ve uhille lekum ma vera zalikum bu bir am mı? Umum ifade ediyor mu? Ediyor. O zaman yukarıdaki zikredilenlerin dışında ister puta tapan kadınlar olsun, ister efendim ehli kitaptan kadınlar olsun, onlarla evlenmen size helal kılındı. Burada umum mana ifade etti mi ma lafzıyla? Etti. Peki o zaman bunu ne tahsis ediyor? Velakin hussa, lakin bu uhille lekum ma vera zalikum'deki umum, manın umumiyeti Allah-u Teala'nın şu kavliyle tahsis edildi. Vela tenkihul müşrikat. Müşrike kadınlarla evlenmeyin. Mesela Müslüman erkeğin Müslüman kadınlarla evlenmesi Müslüman erkeğin ehli kitaptan kadınlarla evlenmesi caiz. Müslüman kadınların sadece Müslüman erkeklerle evlenmeleri caiz. Ne ehli kitaptan erkeklerle ne müşrik erkeklerle evlenemez. Anladınız mı? Ama Müslüman erkeklerin müşrike kadınlarla, yukarıdaki ayete göre müşrike kadınlarla da evlenebilirler. Ve uhille lekum ma vera zalikum. Bunun dışındakiler size helal kılındı. Ama bu umumu tahsis eden bir başka ayet gelmiş. Hangi ayet o? Ve la tenkihul müşrikat. Cenab-ı Hak onu özel zikretmiş. Müşrike kadınlarla evlenmeyin. Evet, mana anlaşıldı. Fesara ba'de hâde tahsis. Bu tahsisten sonra oldu. La tenkihul müşrikat. Ma vera zalikum tahsis ettikten sonra oldu kabilen li tahsis. Bu tahsisi kabul eder oldu. Bir delilin zanniyin zanni delillerle ke haberil ahad ahad haberlerle. Ellezi ile ahad haberler ki galu onu dediler. Yukarıda dediler ya. Ve huve o da neymiş? La tünkehul mer'atu ala ammetiha ve la ala halatiha. Demek ki ve uhille lekum ma vera zalikum umumu ve la tenkihul müşriket ayetiyle tahsis edildi. Umumlar tahsis edildikten sonra geri kalan fertlere şumulu zanni idi. Öyleyse tahsisten sonra ahad hadisle onu da tahsis etmek caizdir diyor. Hanefiler söylüyor bunu. Neticede yine aynı yere geliyorlar yani. Emmel ahadisül uhra. Ancak diğer hadislere gelince ellezî ihtecû biha
delil getirdikleri hadisler. Mesela orada ne dedi? La yetevaratü ehlü milleteyn şetta. Ya da la yeritül katilü. Bunlar hadis değil mi? Ya da mesela la kat'a fi akelle min rubu dinar. Bunlar üç tane hadis daha zikrettiler. Bu hadislere gelince fehye mine sünnetil meşhuratil müstefidati. Bunlar ahad hadislerden değil. Meşhur hadislerdendir. Onlara böyle cevap veriyorlar. Meşhur hadislerden. Peki onlar bunun meşhur olduğunu bilmiyor mu? Cumhur. Biliyor. Demek ki cumhura göre bunlar meşhur değil. Onlar, Hanefilere göre meşhur. Onlar da meşhur kategorisi yoktur. Yani. Şeye göre meşhur yok, cumhura göre. Onlar mütevatire dahil. Evet, mütevatir ve ahad. Evet. Mütevatire dahil, doğru. Peki, ve sünnetül meşhuratü, Hanefiler diyorlar ki meşhur sünnetler, hadisler yecuzu, caiz olur ya da yücevvizü diye oraya. Yücevvizü caiz kılar. Taksıysa amin ya da yecuzu caiz olur. Yok, yücevvizü demeyelim oraya. Ve sünnetül meşhuratü tücevviz olsaydı olurdu. Ve sünnetül meşhuratü meşhur sünnet yecuzu caiz olur. Taksıysa amin Kur'an'ı, Kur'an'ın umumunu tahsis etmek biha biz sünnetül meşhure demek. Meşhur sünnetle Kur'an ayetlerini taksis caizdir. Bunda şüphe yoktur. Kime göre? Hanefilere göre. Öyleyse diyor oradaki sizin getirdiğiniz deliller ahad hadisler değil. Onlar meşhur hadislerdir. E zaten biz ittifak etmiştik. Mütevatir hadislerle taksis yapılır. E size göre de meşhur da mütevatirin içinde. O zaman bununla taksis yapıldı. Ama ne kadar önemli bir zeka değil mi? Ne kadar önemli bir zeka yani bunlar tespitinde. Önemli bir zeka. Evet. Peki. Vel hakku. Hak olan nedir? Enne taksisel Kur'an'ı bi sünnetil ahad. Ahad hadislerle Kur'an'ın taksisi kad vaka'a. O gerçekleşti, vakı oldu. Vaktecce bihil ulema. O alimler buna delil getirdiler. Ve ma defa'a. Ve ma bir şey ki defa bihil hanefiyyetü efendim hanefilerin def ettiği min enne yani cevap verdikleri min enne hadihil ehadite meşhuratün yani o cumhurun delil getirdiği şeyleri bunlar meşhur hadislerdir diye bunu def etmesi la yüsellemü lehum onlar için teslim edilmez. Kabul edilmez yani onların bu sözleri. Yani Hanefilerin bu şeyi iddiası. İdra delile lehum çünkü Hanefiler için delil yoktur aleyhi bunun üzerine. Anladınız mı? Delil yoktur. Peki ve idâ sahhat şöhretü bâdıl ahad. Bazı ahad hadislerin şöhreti sahih olduğu zaman fe innel bâdıl âhara diğer kalanlar da yebkâ min ehbâril ahad. Ahad haberlerden olarak baki kalır. Kema beyyene ulema'ul hadis hadis alimleri açıkladıkları gibi. O zaman öyleyse ne olur o zaman? Ahad hadisler yine onlarla da ayetlerin umumu taksis edilir. Ve ala eyyeti halin hangi durumda olursa olsun fe innel hilafe beynel ehnafi vel cumhur hanefilerle cumhurun arasındaki bu ihtilaf efendim tudayyiku dairatehu ya da tadayyiku dairatuhu. Bunun dairesi ne yapıyor? Daga yadayyiku'dan daralıyor. İza alimna bildiğimiz zaman. Bunların ihtilafını bildiğimiz zaman. Tudayyik olursa daraltıyor. Dairatehu bu ihtilafın dairesini. İza alimna bunları iyice bildiğimiz zaman. Kema zekerne fi bahsi sünneti. Sünnet bahsinde zikrettiğimiz gibi ki enne min envai haberil ahad. Ahad haberlerin nevilerindendir. İndel cumhur, cumhura göre es sünnetül meşhura. Sünnet-i meşhura aslında mütevatire dahil değilmiş onlara göre. Ya ahada dahilmiş. Öyleyse vazi sünnetü, bu sünnet yecuzu biha, bu meşhur sünnetlerle, ahad sünnetlerle caiz olur. Taksisu amil Kur'an, Kur'an'ın ahad değil demeyeceğiz buraya. Meşhur sünnetlerle Kur'an'ın umumunu taksis etmek ala ra'yil hanefiyeti hanefilerin görüşüne göre caiz olur. Evet. Böyle izah etmişler.
Demek ki burada netice olarak hak olan neymiş? Cumhura göre ahad hadiste direkt Kur'an'ın umumunu tahsis etmek caiz. Hanefilere göre ayet ayeti tahsis ettikten sonra geriye kalanı tahsis etmede ahad hadis onları tahsis edebilir. Zaten meşhur hadislerin tahsisinde herhangi bir ihtilaf yoktur. El-Emrus Sani. İkinci husus. Evet. İkinci husus. Kur'an'ın umumunu ahad hadisle tahsis etme iki şeye bağlıydı. Birincisini gördük. İkincisi indi ihtilafi hukmil âmmi mal khası. Âmmın hükmünün hasla beraber ihtilafı halinde. Âmmın hükmünün hasın hükmüyle beraber ihtilafı. Neyle? Bi'en yedülle ehadühüma, onlardan birisinin delalet etmesiyle. Ala hukmin bir hükme. Öyle hüküm ki yuhalifü muhalefet ediyor. Neye? Ma delle aleyhil aharu, diğerini delalet ettiği şeye. Fi meseletin muayyenetin, belli bir meselede. Şimdi belli bir hükümde, belli bir meselede âmmın delalet ettiği hüküm başka, hasın delalet ettiği hüküm başka diyor. Öyleyse yesbütü eshabül kavlil evvel, yüsbütü eshabül kavlil evvel, birinci sözün sahipleri ispat ediyor. Birinci söz kimindi? Hanefilerin. El kailune bil kat'iyyeti, kat'iyyeti söyleyen. Âmlar medlulünde ne ifade ederdi? Kat'iyyet. Peki o birinci sözü söyleyenler ispat ediyorlar. Neyi? Et-teharuda beynehuma. İkisinin arasında bir çelişki var. Niye? İstivaihima fi kat'iyyeti delaleti. Delaletin kat'i olmasında. Peki mesela Hanefiler ne diyordu? Hanefiler diyor ki âmlar katiyet delalet ifade eder. Mütevatir hadisler veya haberi meşhurlar, onlar da tahsis edebilir. Delaletinde katiyet ifade eden eşittir diyorlar. Fi hadihil haleti, bu durumda idâ ulime iktiranühüme, bu ikisinin bitişik olduğu bilinirse, fiz zaman zamanda, yani âm ile hasın birbirine yakınlığı, kânel hasu has olur muhassısan lil âmmi, âmmı taksis etmiş olur. Yukarıda geçmemiş miydi? Âmdan sonra gelen muhassıs eğer zaman olarak ve cümle olarak ona yakınsa, bitişikse, onu taksis edebilir. Yok ve in teakkara anhu, eğer muhassastan yani ağamdan sonra gelirse, fil vurut, vurutta vurut mesela hadislerin vurudu, ayetlerde de nüzul, kânel has o zaman has olur, nashan nasık olur, lil âmmi âmmı fi bâd efradihi, bazı fertlerinde taksis etmiş oluyor. Evet, nesket yok, nesketmiş oluyor. Yukarıda onlara misal verdi. Peki veyin cühile, eğer bilinmezse ya da cehile bilmezse kişi, tarihal vurudi, hadislerin vurut tarihini ya da ayetlerin iniş tarihini bilmezse, amile bir racihi minhuma, am ve hastan tercih edilenle amel eder, hasebe kavaidi tercih kaideleri gereğince. Feillem yucet, eğer böyle bir racih kavül yoksa, tesakata, ikisi de düşer. Ne demek? O zaman ikisi de katiyet ifade etmez diyor. Çünkü şeyden sonra, tahsistan sonra âmlar katiyet ifade etmez. Haber-i ahatta katiyet ifade etmez. Velem yuhtecce bi vahidin minhuma, onlardan hiçbirisiyle de delil getirilmez. Bunu söyleyen kimdi? Bunu söyleyen yine Hanefiler. Öyle değil mi? Bunu Hanefiler söylüyor. Çünkü burada iki emir var dedi. Bunun bir tanesi
Yukarıdaki gördüğümüz ikinci emir de bu. Emma ashabul kavlis sani. Ama ikinci sözün sahipleri, yani cumhurun sözü, el gailune bizanniyeti delaletin ammi alel umum. Cumhur ne diyordu? Umum mana ifade eden ayetlerin umuma delaleti zannidir. İster taksis yapılsın, ister yapılmasın. Fe innehum, bunlar la yusbitune taaruda, bir taarruz, bir çelişki ispat etmiyorlar. Beynel ammi vel hası. Ammi ile has arasında. Niye? Bunlara göre liennel hasa kat'iyyüd delale. Haberi ahatla da olsa haslar delaleti kat'idir. Vel amme, umum olan da zanniyyüd delale. Bunlara göre delaleti zannidir. Peki vel kat'iyyü yukaddemu ala zanniyyi, kat'i olan zanni üzerine takdim edilir. Fe yu'melu bihi, o kat'i olanla amel edilir. Dûnehu, diğeriyle değil. Yani zanni olanla amel edilmez. O zaman taksis olabilir diyor. Ey yuhassasu bihil ammü, haberi ahatle katiyet ifade eden ahatla taksis edilir. Yani ammlar, çünkü onlar zan ifade ediyor. Sevaun alimna, eşittir istersek biz bilelim. Eyyehuma esbaku, ya da eyyuhuma esbaku, tarihan, tarih yönünden hangisi önce? Am mı önce? Onu taksis eden vürut yönünden hadisin gelmesi mi önce ya da sonra? Ev cehiline tarih, ya da tarihin hangisi olduğunu, oradaki inen ayetin ya da onu taksis eden hadisin vürudunun önce mi sonra mı olduğu eşit olarak efendim am o haberi ahatla taksis edilir. Ve hâdâ bu indel hanâbileti ve şâfiiyyeti ve men vâfekahüm. Bu da kime göreymiş? Hanbeliler, Şafiiler ve bir de bunların görüşüne uyan kimselerin görüşüymüş bu. Evet. Peki min zalik, işte bu ihtilafın sonucunda ma bir şey ki varada geldi anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizden hadis varid oldu ki ennehu kal, peygamberimiz buyurdu ma sakat hussema'u fefihil uşru. Ma sakat, ma bir arazi ki sakat hü, onu sularsa seka efendim yeski, sulamak, arazinin yağmur suyuyla sulanan arazilerin tamamı, buradaki ma yine elfazı umum, fefihil uşru, onda uşur vardır. Yani mahsulattan onda birini verecek. Bak burada mutlak zikretti. Ne miktarından bahsetti, ne bir şeyden. Sadece yağmur suyuyla sulanan da öşür vardır dedi. Ve kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şu kavli: leyse fîmâ dûne hamseti evsukin, beş vesaktan aşağıda olmadı sadakatun sadaka. Şimdi dikkat edin. Mesela şeyde beş vesak 600 küsür kilo olması lazım. O arazi mahsulünden en azından o beş vesak o kadar olacak ki onun üçlü verilsin ya da 1/20 verilsin. Beş vesaktan aşağı olursa cumhura göre onun şeyi olmaz, sadakası yani üçlü olmaz, anladınız mı? Ama Hanefilere göre umumdur. Yani ister az olsun ister çok olsun, hatta bir teneke bile buğday çıksa ya da diğer hububattan çıksa, eğer yağmur suyuyla sulandıysa onun onda birini fakire verecek. Orada şey yoktur. Miktar, şu kadar miktardan sonra demiyor. Nisap yoktur. Nisapsız. Peki şimdi bunu nasıl yorumluyorlar? Fel hadisül evveli, birinci hadis. Mâ sakathus semâhu fefihil uşru hadis-i şerifi. Yeşmelü galile zer'i ve ketîrihi. Galile zer'i ve ketîrihi. Bu neye şamil oluyor? Ekinin azına da çoğuna da galile zer'i ve ketirahu diye okuyacağız orayı. Ekinin, ekilen şeyin azına da çoğuna da şamil oluyor, kapsıyor, anladınız mı? Ve nefihil oşra, bir de azında da çoğunda da öşür olduğuna delalet ediyor. Bu bir umumdur. Peki ve sani hasun, ikincisi hastır. Bu umumdan onu tahsis etmiş. Bak hadis hadisi tahsis etmiş.
hadisin umumunu diğer gelen hadis tahsis etmiş. Hasun hastır. La yeşmelu gayra ma verade fihi. La yeşmelu şamil olmaz gayra ma verade fihi. Burada gelenin dışındakilere şamil olmaz. O zaman beş vesaktan aşağı oldu mu onda sadaka yoktur. Yani o zaman beş vesakın dışındakilere şamil oluyor. Beş vesaka ve üzerindekilere, beş vesaktan aşağıkilere şamil olmuyor. Bu demektir. Ve huve hamsetü evsukin. O da beş vesaktır. Fela yeşmelü mahu ekallemini. O zaman bu beş vesaktan aşağısına şamil olmuyor. Onu kapsam içerisine almıyor. Peki fel cumhuru cumhur ehadu bissani. İkinciyi aldılar. Hangisini? İkinci hadis-i şerifi. Leyse fîmâ dûne hamsete evsukin sadakatün. Hadis-i şerifini aldılar. Onlara göre haslar ne ifade ederdi? Katiyet ifade eder. Onlara göre âmlar ne ifade ederdi? Zanniyet ifade eder. O zaman mâ sakathu semâ'u fefihil oşru hadis-i şerifin umum olduğu için onlara göre zan ifade ediyor. O zaman katiyet ifade eden has olan hadistir. O katiyet ifade ediyor. Ve huve hamsete evsuk. Peki leennehu hasun, çünkü ikinci hadis-i şerif hastır ve delaletu kat'iyyetun, delalette kat'idir. Ve lem ya'huzu bil evveli. Bunlar birinciyi almadılar. Birinci hadisi delil olarak almadılar. O zaman fasulye olsun, buğday olsun, arpa olsun, mercimek olsun, fi olsun, ne kadar ağızdan çıkan hububat varsa onlarda o şunun olabilmesi için yağmur suyla sulansa da ne olacakmış? Beş vesak olacak en azı. Bak, bunu kabul etmişler cumhur. Peki Hanefiler öyle demiyor yalnız. Velem yahzu bil evvel. Birinciyi almadılar bu cumhur. Birinci hadisi. Lennehu amün. Çünkü birinci hadis umumdur. Yağmur suyunun suladığı her şeyde oşur vardır diyor. Bak umum. Peki ve delaletu zanniyetun. Umumun delaleti de zannidir. Felem yucibü zekate. O zaman cumhur zekatı gerekli kılmadılar. Fîmâ dûneti hamseti evsukin. Fîmâ dûne hamseti evsukin. Beş vesaktan aşağısında bunu gerekli kılmadılar. Peki vel hanefiyyetü. Hanefiler min eshabil kavlil evvel. O birinci sözün sahibi. O birinci söz neydi? Ayetler umum ayetlere tahsis eder. Mütevatir hadisler, meşhurlar ayetlerin umumuna tahsis eder. Ama ahad hadisler direkt umum ayetleri tahsis edemez. Ancak ayetlerin kat'i delille tahsisinden sonra geri kalanı tahsis edebilir demişlerdi. Bu birinci sözün sahibi bunlar. Ehazu bil hadisil evveli. Birinci hadisi aldılar. Ve inkâne âmen. Umum mana ifade etse de. Niye birinci hadisi almışlar? Lianne delâletehu. Çünkü bu birinci hadisin delâleti kat'iyyetün. Kat'idir. Ke delâletil hâsı. Hâsın delâleti gibi. Öyleyse ve liennehu yûcibü zekâte. Hanefiler zekatı gerekli kılıyorlar. Fil galil vel ketîri. Çıkan şeyin azında da çoğunda da. İsterse şöyle iki avuç çıksın, ondan da efendim onda birini verecek. Hiç orada miktar belli edilmemiş. Umum. Umum lafızlar katiyet ifade eder. Hilafen lissani. İkinci kavlin sahipleri bunun aksine. Ve haythu ennel ihtiyata fil vücubi. Vücupta ihtiyat ise vacibün vaciptir. Bunu kimler söylüyor? Hanefiler söylüyor. Bir şeyin vücubunda ihtiyat etmek, daha güzelini almak vaciptir. Öyleyse feyeteraccahul ahzu bil hadisil evveli. Birinci hadisi almak tercih edilir. Ya da feyeteraccahul ahzu. Öyle okuyabiliriz. Dûnessâni ikincisini değil. Kemâ innel hadisel evvele. Bir de şunun gibi ki birinci hadis eşheru minessâni. İkinci hadisten daha çok meşhurdur. Vel ahzu bihi. Öyleyse o birinci hadisi almak en faulil fukarahi, fakirler için daha faydalıdır. Fakirler için neymiş? Faydalı. Şimdi buna benzer bir şey daha söyleyeyim size.
Mesela şimdi gümüş ve nisap miktarı, tabi o farklı bir rakamlar söyleniyor. Ne kadar? 560 gram, 640, 560, 640 gram. Orada da dirhemlerin miktarı değiştiği için 560 gram diyen de var gümüşün hesabında. 640 gram diyen de var. Aynı altın gibi. Peki 640 gramdan kabul edelim. 640 gram gümüşü paraya çevirdiğin zaman çok az bir para yapıyor. Hadi 5000 lira yapsın. Yapmaz da yapsın diyelim. Peki altının nisabı 80 gram. 18 santim. Onu paraya çevirdiğin zaman o yapıyor mesela bugün 300 liradan kabul etsem 24 bin lira yapar. Gümüş 5000 lira. Şimdi bir cihetten baktığın zaman 5000 lirası olup üzerinden sene geçen borcunun dışında, ihtiyaçların dışında parası olan zekat verecek. Bir başka cihetten vermeyecek. Yani altın hesabına göre düşünürsen parayı en az 24 bin lira olacak bugünkü değerden. Gümüş değerinden düşünürsen 5000 lira bile zengin sayıyor kişi. O zaman neye göre amel edecek burada? İhtiyat olan Vehbe Zuhayl de bunu almış. Vehbe Zuhayl kitabında demiş ki bugünkü zekatlarda gümüşü de hesaba katıp onu zengin sayıp fakirlere zekat verdirmek daha ihtiyatlı olandır demiş. Çünkü orada fakirin faydası var. Sen şimdi 5000 lirası olan üzerinden sene geçen bir adamın zengin değil, bunun zekat vermesi gerekmez dersen altın hesabına göre, o zaman fakir hiçbir şey istifade edemez. Fakir hiçbir şey istifade edemez. Ama bu fakir için daha faydalıdır. Biz bunu gümüş hesabından da isterse değeri düşük olsun zengin sayarsak, o zaman az da olsa fakire zekat vermiş olacak. Bir de zekat şeyine alışmış olacak. Zekat geleneğine, ibadetine alışmış olacak. O zaman zekatın verilmesini tavsiye etmek daha uygun olandır diyor. Evet. Kaç dakika var namaza? 3 dakika var. Şurayı bitirebilir mi şu maddeleri? Envaul am. 7 dakika var. O zaman yeter. Yeter bu kadar. Şurada bir umuma misaller ve vat'i kanunlardan, beşeri kanunlardan amma ve taksisa misaller var. Orayı okumayacağız. Çünkü orada bir vez 200 kilo diyor. Yani bir ton olması lazımmış. Bir vez 200 kilo. O, beş vez bir ton yapmış. Anladın da o şekilde. Bir vesak. Bir vesak 200 kilo ise 1000 kilo. Ama bazıları 600 küsür kilo diyorlar. 5 vesaka mı? Yani 5 vesaka. 630 mu? 650 kilo falan olacak. O zaman da düşüyor işte. Bu miktarlar biraz da örfi, yöreye göre değişiyor. Tamam mı? Canım 650 gram kilo da olsa, 1000 kilo da olsa 1000 kilo yani bu neticede. Onlar bu miktarı kabul ediyorlar şey olarak. Uşru verilmesi için. Evet. Burada kalacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.